Kızıldeniz sahillerindeki tatil yerleri turistleri çeken muhteşem doğal güzelliktir. Güzel turkuaz suları ve altın kumsalları ile insanları cezbeder. Ancak bu güzelliklerden birkaç yüz metre ilerisinde tehlike kol gezmektedir. Lüks tatil yerlerinde insanlar tatil yaparken sular altında gizli gizli gezen köpek balıklarını pek akıllarına getirmezler. Bu video gerçek dehşeti yaşayan Rus vatandaşı Vladimir Popov'un Mısır'da kaplan köpek balığı tarafından öldürülmesinin hikayesidir. Ama videoya başlamadan önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu acı verici olayın bu kadar dünya çapında yankı yapmasının sebebi dehşet anlarının tamamen kayda alınmasıydı. Görüntüler internet üzerinde viral olmuş ve herkes tarafından korkuyla izlenmiştir. Vladimir köpek balığı tarafından defalarca ısırılırken sadece ekran başındakiler değil, o gün orada bulunan insanlar da dahil çaresiz haykırışlarını dinlemiştir. Olayın yaşandığı gün 8 Haziran 2023'tü. Yuri Popov ve 23 yaşındaki oğlu Vladimir Popov, Mısır'ın Hurgada tatil beldesindeki Dreamwich Otel'e yerleşmişlerdi. Aslen Rusyalı olan ikili olaydan birkaç ay önce Mısır'a gelmişlerdi. Rusya'nın Ukrayna ile savaşında zorunlu askerlik uygulaması çıktığı için Vladimir Rusya'dan ayrılmaya karar verdi. Bunun için de seçtiği yer Mısır'dı. Savaştan önce de Moskova'ya taşınmıştı. Savaş çıktığı esnada Mısır'a yerleşti, burada bilişim teknolojileri uzmanı olarak çalışıyordu. Ama işlerini online olarak yaptığı için belli bir mesaisi yoktu. Ailesiyle birlikte Mısır'da güzel günler geçiriyorlardı. O gün ailesi ve kendisi Kızıldeniz'in serin sularının tadını çıkarmak için sahile indiler. Deniz sakin ve durgundu. Pek dalga yoktu. Turistler de denizin tadını çıkarıyor, yüzüp denizdeki etkinliklere katılıyorlardı. Plajları ise turistlerle doluydu. Onlar da bu güzel ortamın tadını çıkarmak istiyorlardı. Babası havanın güzelliğinden faydalanmak için şezlonglara uzandı. Hava sıcaktı. Vladimir de serinlemek ve eğlenmek için denize girdi. Onların yanında Vladimir'in kız arkadaşı da bulunuyordu. Burası Kızıldeniz'in popüler tatil beldelerinden biriydi. İnsanlar o yüzden kendilerini güvende hissediyordu. Akıllara gelen tek şey ise boğularak ölmekti. Onun için de Mısır hükümeti önlemler almış, sahillerde can kurtaranlar tüm gün turistleri izliyordu. O yüzden insanlar güven duygusuyla tatilin tadını çıkarıyorlardı. Vladimir denize girdi. Çocukların sudaki eğlence çığlıklarının arasında ilerliyordu. Etrafında iskeleden atlayan insanlar, yatlardan denize giren turistler vardı. O, denize açıldıktan kısa bir süre sonra çocukların eğlence dolu çığlıkları kesildi ve birden ses tonları paniğe ve korkuya dönüşmeye başladı. Ama Vladimir bu korku çığlıklarının baş aktörü olduğundan haberdar değildi. Şaşkınlıkla etrafa bakarken plajda yatan insanların da denize doğru yöneldiğini gördü ve panikle etrafına bakmaya başladı. Olayın baş aktörü olduğunu anladığında artık çok geçti. Hemen yanında denizi yaran köpek balığının yüzgecini gördü. O an korku ve panikle insanlardan yardım istemekten başka yapacağı hiçbir şey yoktu. Ama o da biliyordu ki insanlar ona yardım edene kadar kaderi köpek balığının dişlerinin arasındaydı. Bu balık kaplan köpek balığıydı. İnsan ölümlerinin çoğu sanıldığının aksine büyük beyaz köpek balıklarından değil, kaplan köpek balıkları tarafından olmaktadır. Bu balıklar çok daha agresif ve saldırgandır. Öyle de oldu. Kaplan köpek balığı durmadı. Etrafında daireler çizerek ona yaklaşmaya başladı. Vladimir o kadar yalnız ve çaresizdi ki ölümü onun etrafında geziyordu. Ve birden ayaklarında keskin bir acı hissetti. Artık ecel onun canını almaya başlamıştı. Babası ise bu acı verici olayı uzaktan şoklar içinde izliyordu. Denizde oğlu kan bulutunun içinde yardım çığlıkları atıyordu. Herkes dehşete kapılmıştı. Ama katil
işini bitirmeye kararlıydı. Bir kere dişlerine kan değmişti. Tekrar gelip bu sefer Vladimir'in omuz bölgesinden dişlerini geçirip onu suyun altına çekti. Ondan parçalar koparmak için testere gibi dişleriyle kafasını sağa sola sallıyordu. Acılı bir ölüm Vladimir'i bulmuştu. Her ısırıkta vücudundan parçalar kopuyordu. Su ise kan gölüne dönmüştü. Vladimir'in vücut parçaları sular üzerinde dağılıyordu. O artık suyun üzerinde gözükmüyordu. Sadece kan izleri vardı. Babası evladının ölümünü çaresizce izlemekten başka hiçbir şey yapamamıştı. Vladimir'in baba yardım et çığlıkları kulaklarında çınlıyordu. Olay o kadar hızlı olmuştu ki yaklaşık 20 saniye kadar sürmüştü. İnsanların olayı anlayıp reaksiyon göstermesi de saniyeler sürdü. Fakat saniyelerle Vladimir'i hayatta tutmayı başaramadılar. Olayın yaşandığı yere botlarla insanlar geldi. Köpek balığını ağlar ve iplerle yakalamayı başardılar. Daha sonra olay yerine polis ekipleri ve sağlık çalışanları sevk edildi. Köpek balığı orada bulunan insanlar tarafından öldürüldü. İnsanlar o kadar korkmuştu ki köpek balığına sopalar ve demirlerle vurarak öldürdüler. Ekipler otopsi ve inceleme için köpek balığını oradan alıp götürdüler. Olay sonrasında görgü tanıkları Vladimir'in kız arkadaşının orada olduğunu ve olay anı gerçekleşmeden önce Vladimir'i uyarmaya çalıştığını söylediler. Babası ve sevgilisi için gerçekten çok acı ve travmatik bir durumdu. Oradaki insanlar olaydan saatler geçtikten sonra bile Vladimir'in kalıntılarının suyun üzerine çıkmaya devam ettiğini söylediler. Ekipler 24 saat boyunca orada kalıntıları bulmak için aramalara devam etti. Mısır hükümeti olaydan sonra plajda denize girilmesini yasakladı. Sonraki 3 gün boyunca da 50 kilometrelik alanda denize girilmesi yasaklandı. Sahilleri güvenli hale getirmek için tatil bölgelerine köpek balığı ağları çekilmeye başlandı. Mısır'daki köpek balığı saldırısı çok sık rastlanan bir olay değildi. Ama Hurgada yakınlarında gerçekleşen ikinci köpek balığı saldırısıydı. Bu durum insanlarda korku ve paniğe yol açmıştı. Vladimir savaşarak ölmek istemiyordu ama ölüm onu tatilin tam ortasında bulmuştu. Bugünlük de bizden bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, yorum ve görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.